Selamun Aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Dünya allak bullak olmaya iyiden iyiye yaklaşıyor. Rusya karıştı karışıyor. Putin acil koduyla Türkiye'den yardım mı talep ediyor? NATO, Amerika, İngiltere ellerine uçturuyor. Ne oluyor, neler oluyor? Dünyanın birçok bölgesinde inanılmaz gelişmeler yaşanıyor. Özellikle bizim coğrafyamız zaten bildiğiniz gibi karışık, daha da karışık hale geldi. Rusya tarafı iyiden iyiye kendi içinde bir bölünmeye doğru gidiyor. Bilal Feyza ile dünyadan Türkiye haberleri ne var ne yok sizler için derleyip topladım. Burada Bilal Feyza lisanda anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. O zaman ne diyoruz? Bodo Dostlama konular videoya dostlar. İlk olarak Yunanistan'la başlıyorum. Yunanistan'da zıngır zıngır yine Almanya zilleri çalıyor. Yunanistan Almanya'dan yediğimiz gazlık boyumuzu aştı. Misali bas bas bağırıyor. <laughs> ne oldu la, zirtekiler? Yunan basını diyor ki Almanya bizi NATO tatbikatlarına ısrarla çağırmamakta inat ediyor. Ama velakin Türkleri Türkiye'yi habire tatbikata çağırıyor Almanya. Neler oluyor neler bitiyor. Almanya sevgili dostlar NATO tatbikatları kapsamında ikinci farklı bir NATO tatbikatı icra etti. Bu tatbikata da önceki tatbikatlarda olduğu gibi yine yeniden Yunanistan davet edilmedi. Yunan basını, Yunan kamuoyu adeta deliye dönüyor. Tamam Almanya bizi birinci de unuttu. NATO tatbikatına çağırmadı ama Türkleri unutmadı onları çağırdı. Peki biz girişim yaptık onu yaptık bunu yaptık şunu yaptık kendimizi zorla Almanya'daki bu NATO tatbikatına aldırdık. Şimdi ikinci tatbikat yapıldı. İsveç'in de katıldığı bu NATO tatbikatı Baltops 23 tatbikatı Almanya'da icra etti. Fakat Yunanistan olmadan bu tatbikat sona erdi. <laughs> Ula Yunan'ı kimse adam yerine koymuyor. Ula adam yerine koyacak haliniz var. Yarım etek zirtakiler. Fakat bu Baltops 23 tatbikatındaki yere Türkiye yine katıldı. Yeniden katıldı. Ama biz yokuz. 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 <laughs> La zaten yoksunuz. Ey Yunan. Yoktunuz, yoksunuz, olmayacaksınız. Sizler ancak gaza gelmiş, şımartılmış, Avrupa'nın şımarttığı, İngilizlerin şımarttığı, Amerika'nın, Fransa'nın paran için şımarttığı bir yersiniz. O kadar. Sizleri yüz yıllarca bizler idam ettik, bizler yönettik. Yine yeniden Türk hükümdarlığında yönetileceksiniz. Bir eyalet meyalet öyle bir şey olabilir ya. Yakışır size. Bir vali yeter artar bile size. Ulan ha? Bekle Yunan. Bekle. Morayı unutmadık. Adalar, 12 Adalar, Rodos, Girit, Kerpe, Midilli unutmadık. Batı Trakya unutmadık. Unutmadık Yunan. Unutmadık. Size Olympus'un depesi yeter artar bile. Çıkın orada hoplayıp zıplayıp Zeus'unuzla beraber orada oynayıp oynayıp durun. Şimdi Almanya'daki bu NATO takbikatına İsveç de katıldı. Peki İsveç ne alaka? İsveç NATO üyesi mi diyebilirsiniz? Yok. İsveç NATO üyesi değil ama İsveç NATO müttefiki ülke olaraktan Almanya'daki tatbikata Baltops 23 tatbikatına davet edildi. E gelsin katılsın canım bizim için sıkıntı yok. Biz duruşumuzla durumumuzda biz Türkiye Macaristan ona göre İsveç'e şu mesajı veriyoruz. Ey İsveç bak geliyorsun. Böyle yandan yandan NATO tatbikatına katılıyorsun, izliyorsun, gidiyorsun. Akıllı ol, bizim dediğimizi yap. Ey Amerika, İngiltere, Avrupa bizim istediğimizi ver. Ver. Ondan sonra bakarız canım. Türk milleti nali çıkarlar noktasında biz de adımlarımızı atarız. Almanya'daki bu tatbikatta bir Papua yeni güne Uganda yoktu. Bir de <laughs> Zirtakiler yoktu. Yunan. Ah Yunan. Vah Yunan. Ponçik Yunan. Uzulanmaya devam et. Geleceğimiz günü bekle. Geçiyorum İsrail'e Yunanistan'a gaz veren ülkelerden bir diğeri ise İsrail fakat İsrail artık Yunan'a gaz vermeyi Kıbrıs Rumlarına cücük Kıbrıs Rumlarına gaz vermeyi biraz hafifletti azalttı. Niye ki? Çünkü karşılarında dev bir güç var Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye tekrardan ileri daha ileri yolunda ilerlemeye devam ediyor seçimlerden sonra İsrail'de böyle sert bir Türkiye kırış oldu. Direksiyonu sağlam çevirdi. Neden? Netanyahu biliyorsunuz Erdoğan hayaliyle yatıp yatıp kalkıyordu. Bu bağlamda Netanyahu Erdoğan'la görüşmek için araya diplomatlar sokuyordu, başka ülke başbakanlarını sokuyordu, başkanlarını sokuyordu, aracılar sokuyordu. Yeter ki Erdoğan'la görüşeyim diye ve Netanyahu bu aralar çok çok sevinçli. Sevinçten ayakları yere basmıyor. Niye ki? Ne oldu acaba? İsrail Başbakanı Netanyahu hayallerine kavuşuyor ve koştur koştur Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la gelecek ay içinde yani Temmuz ayı içinde görüşme Ankara'da yapılacağı iddia ediliyor. Ankara'da ya da İstanbul'da olabilir. Netanyahu çok mutlu, çok sevinçli. Eline dosyalarını aldı, çantalarını aldı. Dolu dolu, boş değil. Dolu dolu Türkiye'nin yolunu tutacağı iddia ediliyor İsrail basınında. Netanyahu'nun Türkiye'de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la özellikle Akdeniz, Doğu Akdeniz konularını enerji hatları konularını, boru hattı konularını görüşeceği iddia edildi. İsrail basınında. <laughs> Şimdi Zirtakiler Zirtake'nin sesini tuttu. Sağlam tuttu. Tutturu verdik. Boru döşeyeceğiz diye sevinen Yunan, boru döşeyeceğiz diye sevinen Kıbrıs Rumları ee ne diyorduk? Ulan siz boru moru döşeyemezsiniz. Boru döşemek bizim işimiz dedik. Boruyu topuna döşeyi veriyoruz. Yunanların, Kıbrıs Rumların büyük hayal kurduğu Bora adlı projesi bu bağlamda her daim diyordum ya Türkiye'nin onayı olmazsa, izin verilmezse, asla asla hayata geçirilmez diye ve... Netanyahu İsmet'in farklı bir proje kapsamında hani İsrail oradan çıkan doğalgazların boru hatlarının Kıbrıs üzerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden Türkiye'ye bağlanacak bir boru hattı yapılması bu planın bu antlaşmanın imzalanması bekleniyor ya da ön ayağının ön adımların atılması bekleniyor. Temmuz ayı önemli, kritik bir ay olacak. Tabii bu ayın sonlarından Temmuz'a geçişte çok çok daha büyük değişimler ve dönüşümler bölgede, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de ve sadece oralarda değil Suriye'de, Karabağ, Zengezur koridorunda daha nerelerde nerelerde çok sert, çok keskin gelişmeler, çok net gelişmeler bizi bekliyor. Evet Allah yolumuz belli. O zaman gömçürtmeye, boruları döşemeye devam. Gel bakalım Netanyahu. Gel, gel. Zirtaki Çocuk Kıbrısırımları siz kendi mahallenizde oynamaya devam edin. Büyük Türkiye'nin işine karışmayın. Uzaktan böyle izleyin. İzleyin. İzleyeceksiniz de. Ve Putin'in korktuğu başına geliyor. Rusya'da iç savaş sesleri, Rusya'da ayaklanmalar, Rusya'da özel paralı askerler, Wagner'ler Putin'e savaş açtı. Moskova'ya doğru ilerliyorlar. Dün Rus ordusu Wagner güçlerinin bulunduğu bölgeyi füze yağmuruna tutmuştu. Yüzlerce Wagner milisi bum 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 mantar olmuştu o bir tarafta. Wagner'lere Rus ordusu tarafından yapılan hani birbirlerine karşı yapılan bu saldırının ardından Wagner Rus paralı askerleri Namlu'yu hop, Ukrayna'dan geri nereye? Moskova'ya çevirdi. Putin'e çevirdi. Putin'e baş kaldırı. Hainleri Moskova'dan temizleyeceğiz diye Rus paralı askerleri Wagner grubu geri Ukrayna cephesinden bütün birliklerini Rusya'ya doğru çevirdi. Şu an Rusya'ya doğru harıl harıl bir ilerleme var. Zırhlı araç gereçler Rusya yolu Rus Wagner paralı asker grubunun başı Prigozen arkada fotoğrafını görüyorsunuz Putin'in en yakın adamı bu en yakın adamı Putin aldı onu tuttu büyüttü evirdi çevirdi bu hale getirdi Prigozen daha önce küçük bir böyle büfe işletiyordu, sandviç mandi üç satıyordu ardından işte Putin'den tanışması bir şekilde vesile oldu ve Putin onu aldı kendi özel şefi yaptı ona Putin'e özel yemekler yapıyordu ardından Putin Rus ordusunun tüm yemek işlerini buna verdi bunun kurduğu şirket verdi ve onu en yakın adamı yaptı. Prigozen esasen bir general değil. Esasen bir asker kökenli biri değil. Ahçıydı. Yemek yapardı. Şimdi yemeği Rusya'nın içinde yapıyor. Putin, Putin'in tüm sırlarını bilen adamlardan biri. Rus Wagner başı Prigozen Moskova yolunda Rusya'yı iç savaş başladı. Aha fotoğrafta görüyorsunuz. Putin'in önüne tabağı koymuş. Kapağını kaldırmış şöyle. Efendim buyurun en özel yemek sizin en sevdiğiniz yemek diyor. Putin de şöyle bir bakıyor. Bakışlar sağlam bu bakışlarda. Neler olacak? Geleceğin dünya düzeninde Rusya'da önemli bir değişim ve dönüşüm 1910'larda 16'larda yapıldığı gibi tekrardan bir iç savaş patlak verecek. Eğer ki Putin devrilirse daha daha farklı yolda dünya coğrafyasında yani bizim coğrafyamızda çok farklı gelişmeler seri şekilde yaşanabilir. Amerika, İngiltere, sinsi bacaklar ellerini avuşturmaya başladı. Avrupa da ellerini avuşturuyor. Çünkü Putin giderse Amerika ile İngiltere ile Avrupa ile NATO ile masaya oturacak bir yönetim Moskova'ya gelirse... iş başka vakat gelmezse Putin Wagner'lerin hepsini tertemiz ederse iş bambaşka boyuta gider. Nereye mi gider? Nükleer. Allah korusun. Wagner Başkanı Prigozhin ve ekibi Moskova'ya doğru ilerliyor. Arkada haritayı görüyorsunuz. Wagner'ler Rusya'nın ilk Rostov ve Vorona şehirlerini işgal etti. Oradaki tüm yönetimi kontrol altına aldılar. Oradaki askerleri, polisleri bertaraf ettiler. Zaten onlara karşı olmayan Moskova askerlerinin bir kısmı, polislerin bir kısmı bu Wagner grubuna katıldı ve Hedef, ana hedef Moskova. Fotoğrafta, haritada görüyorsunuz. İşin ilginci Ukrayna için gönderilen zırhlı araç gereçler, tanklar üzerlerinde Z yazıyordu. Şimdi bu Z'ler nereye? Putin'e doğru döndü. Namlular ters döndü. Z tankları şimdi Putin için geliyor. Çeçen lider Kadirov Aa, olur mu? O da Putin'in diğer sağ kolu. Çeçen lider Kadirov yaptığı açıklamada Wagner'ler bir hainlik içinde, Prigozhin bir hainlik içinde. Biz her daim Moskova'nın yanında yer alacağız. Putin'in yanındayız. Onları yerle bir edeceğiz. Çıkışı Çeçen Kadirov'dan. Çeçenler de sürece katılıyor. Değişim ve dönüşüm. Büyük bir değişim ve dönüşüm Rusya'nın içinde dün itibariyle başladı. İç savaş. İç savaşın çok daha büyük hale gelmesi şu noktada ilerleyebilir. Eğer ki Putin'in güçleri Rus askeri daha çok Wagner'lerden tarafa dönerse kendi içinde bir bölüşme ayrılışma olursa o zaman sıkıntı çok büyük Rusya'da. Fakat Rus ordu birlikleri eğer ki Wagner güçlerine karşı o tarafa geçmezlerse o zaman Putin işi daha rahat. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Ama şunu diyebilirsiniz. Ya bu Wagner'ler ne ki arkadaş bunlar sonuçta özel askerler, paralı askerler ne kadar güçlü olabilirler? Bunu diyenler olabilir. Sevgili dostlar, Wagner paralı askerleri sadece ellerinde işte Keleş bulunan askerler, emekli askerler falan değil. Wagner paralı askerleri bu minis güçlerin elinde tank, top, tüfek, füze, balistik füze, radar üstleri, hava savunma füzeleri, S-300'ler, S-400'ler daha neler neler, helikopterler, jetler her şey var. 25 bin kişilik çok çok özel eğitim almış bir güçten bahsediyoruz. Hani bir tane böyle kendisini geliştirmiş bir askerin karşısına 10 tane böyle sokaktan topladın askeri koy. 2 aylık, 3 aylık, 5 aylık askeri koy. Hangisi daha etkilidir? Bu bağlamda 25 bin kişilik çok özel olarak eğitilmiş, yetiştirilmiş, donatılmış ve silah sistemleriyle hava, kara, deniz, denizaltı her şeyin eğitilmiş bir birlik, donatılmış bir birlik. Hani burada ehvenişer. Putin'in gitmesi Türkiye için iyi mi kötü mü? Bu pencereden de olaylara bakmak lazım. Putin'in gitmesi bu durumda, bu hengamede Türkiye açısından hiç ama hiç iyi değildir. Hani böyle Putin'i çok sevdiğimizden mi, Rusları çok sevdiğimizden mi Hayır, ne Putin'i ne Rusları çok sevdiğimizden değil ama velakin Türkiye'mizin milli menfaatlerimiz gereği, çıkarlarımız gereği Suriye'de, Karabağ'da, Libya'da, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Balkanlar'da birçok cephede Rusların böyle yığınak yaptığı güçlü cephelerde Rusların kendi içine bir savaşa girip bölünmesi, parçalanması ve ardından Rusların bulunduğu bu bölgelerden apar topar çekilip yerine Amerikan güçlerinin gelmesi bizim için hiç ama hiç iyi ve sonucu güzel olan bir durum değil. Putin'le öyle ya da böyle bir şekilde anlaşıyoruz. Amerika'ya karşı Rusya bize şu an daha yakın ama ikisi de bizim dostumuz mu? Dostumuz değil. Sadece milli menfaatlerimiz gereği ilişki kuruyoruz. Hepsi bu. Şimdi tek dünya düzeni kurmak isteyen küreselci şeytani kafalar, Amerikası, İngilizi, Avrupası, yamyam Avrupası işte hepsi Rusya'nın içine bir iç karışıklık çıkarıp Putin'i devirip onun yerine Amerika, İngiltere, Avrupa yanlısı bir lider getirip oturtup ve ardından bir Birçok bölgede hızlı bir değişim ve dönüşüm Rusya'nın içine hızlı bir değişim ve dönüşüm sağlamaya çalışıyor. Hatta ki hatta L'si G'si B'si hani LPG'liler falan filan biliyorsunuz. Bunlara karşı Rusya Putin ne karar almıştı? Her şeyi yasaklamıştı. Rusya'nın içine bir iç savaş. Bu iç savaşta Rusya biliyorsunuz nükleer güç olan bir ülke ve şu... Amerika, İngiltere, işte NATO kendi arasında toplanıp hemen şu kararı alabilir. Bak Rusya'nın içinde nükleere ulaşan milis güçler var. Rusya'da nükleer güç tehlikesi dünyanın her tarafına yayılacak. Bunu engellememiz lazım diyen Amerika Rusya'ya farklı bir yoldan müdahale edebilir mi? Amaç Rusya'ya karşı NATO'yu devreye almak mı? Türkiye bizler her daim tarafsızlık politikası gereği Rusya'ya da Ukrayna'ya da Amerika'ya da İngiltere'ye de Avrupa'ya da hep eşit mesafede davrandık. Bu gelinen süreçte yine eşit mesafe davranmaya devam edeceğiz. Ama ve lakin, Moskova tarafından Ankara'ya acil koduyla heyetler, elçiler geliyor mu? Neler geliyor neler? Çünkü Rusya düşerse onun etrafında bulunan daha zayıf ölçekli ülkeler çok daha büyük zora girecektir Amerika'ya, İngiltere'ye, küreselcilere karşı. Onun için Rusya şu an kötünün iyisi Rusya yönetimi durması gerekiyor. Türk devlet Haklı bölgedeki, Orta Doğu'daki, bu coğrafyamızdaki tüm dengeleri Rusya-Amerika dengesine karşı kuruyordu. Hani bizler Amerika'ya, Rusya'ya farklı dengeler politikası adı altında adımlarımızı atıyorduk. Şimdi bu iki gücü birbirine böyle iliştirme, yeniştirme babında Türk devlet Haklı farklı bir planı hayata geçireceğiz. Rusya'dan Türkiye'ye acil koduyla heyetler geliyor dedim ve bu heyetler neler mi? Lukashenko acil koduyla Türkiye'de, Ankara'da. Arkada haritayı görüyorsunuz. Lukashenko'nun uçağı Türkiye'ye indi. Yo artık arkadaş yine mi masadayız? Diyebilirsiniz. Evet yine masadayız. Bizim olmadığımız masa yok. Yok arkadaş yok. Rusya'da darbe olur. Yine masa Türkiye'de kurulur. Kurulur mu? Ahanda kuruldu. Kaçar yok. Putin'in girdiği bu cenderede yine Türkiye biz Putin'i kurtaracağız. Ama ve lakin kurtarırken de neler neler geri alacağız. Neler mi? Onun karşılığında alacağımız çok çok önemli yerler var. Hani diyebilirsiniz Putin'in bu girdiği cenderede zor durumda Rusya'nın iç savaşında Putin'e karşı olan olaylarda Türkiye Putin'in tarafında hamlelerimizi atarsak Putin hani ayı değil ya yok yok ayı <laughs> ayının hası da biz alacağımıza bakarız. Putin de buna karşılık bize vereceğini verecektir. Suriye, Libya, Akdeniz, Doğu Akdeniz, daha Zengezur, daha nereler nereler. Vakit tik tak tik 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 güm. Türk devlet haklı öyle bir hamle yapacağız ki bölgedeki tüm dengeler tamamen ama tamamen elhamdülillah diyeceğimiz şekilde gelişmeler bizi bekler. Haydi ya Allah. Ve tam da bu hengamede Rusya'nın girdiği bu hengame çıkmazında Türkiye, Suriye, misak-ı neler oluyor? Türk siyahları Suriye semalarında. Arkada haritayı görüyorsunuz elhamdülillah. Rusya öyle bir işin içine girdi ki ee, oluşan boşluktan, ee, oluşan fırsattan istifade yok. Biz zaten alacağımıza bakıyoruz canım. Hazır Rusya karışmışken beklenen fırsat geldi. Geldi mi? Geldi geldi. Daha neler geldi neler. Tel Mümmiç, Aynel Haseke, Kamışlı daha birçok bölgede Suriye sınırı misak milli. Suriye Muriye yok arkadaş ne Suriye'si. Buralar bizim atalarımızın at koşurdu diyarlar. Bu ev buraları tekrardan ihya ve inşa ve buraları tekrardan anlı şanlı Türk bayrağını çakıp dalgalandıracağız evelallah. O vakit yaklaştı. Ve 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 Türk dünyası can kardeş Azerbaycan, Türkiye ve Azerbaycan hava sahasını ortak kontrolünü sağlayacak antlaşma hayata geçiyor. Ha? Ne? Ne? Bir dakika. Türkiye ve Azerbaycan tüm hava sahalarını ortak şekilde kontrol edecek sevgili dostlar. Elhamdülillah. Biz buna tek hava sahası diyoruz. Türkiye'nin hava sahası, Azerbaycan hava sahası, Ases tarafından geliştirilen Yerli ve Milli Yazılım'la tek hava sahası olaraktan tam bir şemsiye koruma şemsiyesi altına alınıyor. Türk şemsiyesi. Türk kubbesi. Azerbaycan, Türkiye, Türk kubbesi altında her türlü tehdide karşı, her türlü hava unsurlarına karşı tek koruma. Havada, karada. Daha, daha nelerde nelerde. Şimdi buna sevgili dostlar bizler böyle pilot bir deneme bir uygulama diyebiliriz. Azerbaycan ve Türkiye arasında tek ordu konseptine geçiş, tek hava sahası, tek demir kubbe, Türk Demir Kubbesi konseptine geçiş diyebiliriz. Bu ilerleyen süreçte Türk Birliği çatısı altında, Türk Devletler Teşkilatı çatısı altında Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan tüm buralarda tek çatı oluşturulacaktır. Bunun ön adımları, ön deneme süreci. Azerbaycan hava sahasına herhangi bir düşman unsuru girerse, herhangi bir şekilde füze unsuru, farklı bir şekilde saldırı gerçekleşme ihtimali olursa, ortak şekilde Türkiye-Azerbaycan hava savunma güçleri anında müdahale edecektir ve Türkiye-Azerbaycan hava sahası üzerinde uçan herhangi bir uçak, girecek olan herhangi bir jet tamamen ama tamamen ortak bir çatı altında yönetilecek. Biz karar vereceğiz. Türkiye-Azerbaycan tek konsepte bu işe karar verecek. Rusya'nın girdiği zor durum, 2024'te Amerika'da başkanlık seçimleri, Sarıların Trump, Sarı Kaba, haydi bastır. Amerika'daki bir arınma gecesinin yaklaşma ihtimalinin artması. Amerika ayrı karışacak. Avrupa zaten kendi içinde Brexit'ler yaşıyor. Bu daha da hızlanacaktır. İtalya Fransa'yı hiç sevmiyor. Fransa İtalya'yı hiç sevmiyor. İngiltere zaten Brexit yapmıştı. Avrupa parçalanmanın eşiğinde. Bizler ama Türk devletler teşkilatı olaraktan dillekte büyüme, daha da güçlenme askeri, ekonomik, ticari tüm alanlarda işbirliğimizi daha da arttırıyoruz. Büyük, çok büyük, çok daha büyük bir devlet geliyor. Türk Birleşik Devletleri Turan orduları, Türk orduları, Türk İslam orduları Allah Allah diyerek dünyanın dört bir tarafında adaleti ve nizamı tekrardan getiriyoruz. Evet Allah durmadık durmuyoruz durmayacağız doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam yolumuz ilahi kelimetullah hedef Kızıl Elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zarfeyle Türkiye'mizi her daim cetsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah Allah'ın güzel rahmeti selamı bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar Allah'a emanet olun.